Manşete hoş geldiniz. Dün Cuma günü yaptığımız yayında e, gerek Erk Acarere saldırı gazeteci Erk Acarere saldırı olayı, gerek Ahmet Nesin'in 43 kişilik infaz timi iddiası ve gerekse Sedat Peker'in e, 15 Temmuz'da ve sonrasında dağıtılan silahlarla ilgili attığı e, tweetleri konuştuk. Siyasi dengelere sıra gelmedi. Yani e, Erdoğan ne yapmak istiyor? MHP lideri Devlet Bahçeli ne yapmak istiyor ve Süleyman Soylu meselesi nerede, işin neresinde? Bu konulara bakamadık. Elbette erken seçimden olası iyi Parti ile ittifaka, seçimlerin 2023'te zamanında yapılacağı meselesinden 2022'de olabileceği, hatta 2021'in sonunda olabileceği iddialarına kadar pek çok şey konuşuluyor. O arada HDP'li, HDP'siz seçim alternatifleri, ittifaklarla ittifakların geleceğiyle ilgili konular ve elbette son dönemde artık Türkiye'de Türkiye'den yayın yapan veya Türkiye çıkışlı medyada da şunu görüyoruz: Erdoğan seçimi kaybederse gider mi? Çünkü Erdoğan'ın şu son lafı bunu düşündürdü. Bunlara teslim edemeyiz dedi. Yani bunlara dediği Millet İttifakı veya işte seçim sandığı geldiğinde sandıkta kendisini ve partisini devirecek unsurlar. Neyse. Teslim edemeyiz e, lafı son derece düşündürücü bir laf. Çünkü iktidar teslim edilmez, iktidar devredilir. Seçimle iş başına gelen, 4 yıllık, 5 yıllık aldığı yetkiyi kullanır. Ondan sonra da tekrar sandığa gidilir. Seçimi kazanan, bir daha seçimi kazanırsa devam eder. Seçimi kazanamazsa da kazanan kişiye koltuğu devreder. Bu işler böyledir ama Türkiye'de ne zamandır böyle değil ve her defasında da muazzam bir siyasi mühendislik söz konusu. Bu siyasi mühendislikte de Erdoğan tek başına başarılı değil. Muhalefet ve muhalefet, muhalif unsurlarda ekmeğine yağ sürmekte, Erdoğan'ın ekmeğine yağ sürmekte önünü açmakta, iktidarının e, sa iktidarını sağlamlaştırmasına destek olmakta e, muazzam e, katkı sunuyorlar. Sundular ve sunmaya da devam ediyorlar. Halen de durum bu. İki konu tartışılmadı medya mahallesinde. Bir, e, bu Korkmaz Karaca'nın en son sarayda danışman, Erdoğan'ın danışman kadrosundan ve aynı zamanda AKP'de de görevleri var. Adam her yerde pozisyon sahibi. Daha evvel Baykal'ın danışmanıymış. Bu Korkmaz Karaca'nın muhabbet tellallığı meselesi. Kime muhabbet tellallığı yapmış? Sedat Peker'in iddialarıyla Deniz Baykal'a. Bu konu çok fazla konuşulmadı. CHP'de Deniz Baykal'a gelmiş geçmiş bütün genel başkanlarına genel başkanlarımıza sahip çıkıyoruz. Yedirmeyiz asla falan açıklamasıyla. E, set çekmeye, tartışmalara set çekmeye çalıştı. E, bu konu çok fazla konuşulmuyor. Bir yani işte medyanın, bizim, medya mahallesini çok iyi bilirim yani ciğerlerini bilirim. Genetiği biraz böyle sol ve işte sol devrimci gelenekten gelen CHP'ye de çok fazla toz kondurmayan falan bir noktada olduğu için olay Baykal'a uzanınca ya Baykal olmuştur, olam, e, yapmıştır, olabilir. Zaten kendisi bir kaşetle gitti falan ama yani şimdi çok da fazla testi ilerdirmemek, surda bir gedik açmamak gerek falan bu konuya fazla girmediler. Girmek de istemediler. Kimi de belki Deniz Baykal'a saygısından dolayı bu konuya girmedi veya girmek istemedi. Ama söz konusu bir AKP'li politikacı olsaydı e, bu konuda mangalda kül bırakmazlardı. Mesela e, Tıpkı Sedat Peker'in 10 bin dolar verdiği veya işte para verdiği siyasetçi kim diye sürekli tweet atmaları gibi. Yani Sedat Peker veya bir başkası AKP'li bir siyasetçiye 10 bin dolar veya 100 bin dolar versin veya veriyor olsun. Yani her şey bitti bu mesele mi kaldı? Yani o gerçekten okyanusta bir damla. Yani skandallar okyanusunda bir damla. Bunu gündeme getiriyorlar ama öbür tarafta işte Korkmaz Karaca'nın muhabbet tellallığı üzerine bina edilen siyasi şantaj iddialarının üzerine asla gitmiyorlar. Aman işte o CHP'dir, Deniz Baykal'dır, girersek üstümüz başımız batar falan meselesinden dolayı. Bir bu tuhaf. Tuhaf değil anlaşılabilir ben anlıyorum ve neden anladığımı da anlattım. 2-15 Temmuz'da dağıtılan silahlar konusuna yani envanterde görünmeyen ya da işte Genelkurmay jandarma, emniyet neyse artık buradan veya artık bu silahlar üretiliyor belki MK'de veya başka bir yerde. İşte genel kurma için üretiliyor gösteriyor veya birilerine dağıtılıyor bilemiyoruz. Ee, envanterde görülmeyen e, bu silahların dağıtılması birilerine. Kayıp silahlar olarak da geçiyor, dağıtılan silahlar olarak da geçiyor. Kayıp silahlar denmesinin bir manası var. İşte askerde, emniyette kaybolan silahlar. Yani o silahın o silah dolabında artık o silah yok. Nerede? Bir amcanın, bir abinin, bir ablanın veya bir kardeşin evinde. Evet, AKP çocukları hesabı falan da boy boy yayınlıyor bunu. Ee, Sedat Peker attığı tweette bu o, silahların 15 Temmuz'da ve e, sonrasında da e, kullanıldığını ima eden mühim bir e, ifade kullandı. İşte o daire içerisine alınan ifade, ifadeden. 15 Temmuz sonrasında da bu silahları dağıtmaya neden devam ettiniz? Sedat Peker'in bu 15 Temmuz dizisinde iki konu öne çıkıyordu. Birincisi 15 Temmuz sonrasında da bu silahları dağıtmaya neden devam ettiniz diye sorarken 15 Temmuz'da dağıtılmış, sonrasında da dağıtılmış. Bunu bunun ifşası vardı bir hemen altında da özel harp dairesiyle ilgili başka şeyler de vardı. Özel harp dairesini kutsayan devletlerde böyle kapalı kapılar ardında derin yapılanmalar olduğunu ve bu derin yapılanmaların bir takım şeyleri organize ettiğini falan anlatan ve buna sahip çıkan bu bir milli davadır falan diyen silahların dağıtılmasında bu çerçevede yorumlayan bir Sedat Peker portresi var. Evet bu konuda böyleydi. Dolayısıyla bu iki konuya medya mahallesi girmedi. Yani Deniz Baykal konusuna ve 15 Temmuz'a dağıtılan silahlar konusuna. 15 Temmuz'da dağıtılan silahlar konusu 5 yıldır ki 15 Temmuz'un yıl dönümü geliyor 5 gün sonra. 5 yıldır iktidarla birlikte Tayyip Erdoğan'la birlikte üretilen, ürettikleri, kamuoyuna, kamuoyuna ikna ettikleri, anlattıkları hikayenin çökmesi bu manaya geliyor. Ondan dolayı da işte televizyonlarda bu iş e, filancaları haklı çık çıkarır. Bu iş fiş mekancaların masum olduğunu gösterir falan eee yollu yorumlar yapıyorlar ve tedirginliklerini gösteriyorlar. Gerçek neyse onun peşinden gidilmeli. Hakikat neyse onun peşinden gidilmeli. Bu sorgulanmalı ve ortaya çıkarılmalı. Gazetecilik mesleği e, bunun kime yarayacağına veya bunun kimin ekmeğine yağ süreceğine veya sürmeyeceğine, kimin pozisyonunu kötüleştireceğine falan bakmaz, bakmamalı. Hadi siz zaten bunu gözeterek hep yaptınız bunu. Yani bir kere daha söyleyeceğim. İsveç'te Abdullah Bozkurt gazetecilik görevinden ve bir yerleri rahatsız ettiğinden dolayı yayınlarıyla dövüldü. Ona bakmadınız, görmediniz ama kendi mahallenizden olduğu için Erk Acareri büyüttünüz. İşte günlerdir yayınlara bağlanıyor vesaire. Yapılsın elbette. Ama oraya bakmadınız. Neden? Ya bu adamları haklı çıkarmayalım. Bu adamları mazlum göstermeyelim. Bu bizim mahalleden değil diye. Bir dayanışma gerekiyor. Abdullah Bozkurt dayak yediğinde İsveç'te er, acar er kadar ilgiyi hak ediyordu. Ama sadece 3-5 hesap paylaştı. 3-5 internet sitesi girdi. Kastettiğim bu. Bu dayanışmanın olması lazım. Bu dayanışma olmadığı sürece bu birlik ve bu meslek meslek neyse o mesleğe sahip çıkan ve o mesleğin gereklerini yerine getirmeye çalışan bir avuç insanın aynı ortak değerler ve gaye çerçevesinde yürümesi gerçekleşmediği sürece de iki yakanın bir araya gelmesi çok fazla imkan ve olası değil. Nasıl ki Türk siyasetine ilişkin analiz yaparken şimdi oraya geliyoruz artık dün konuşamadığımız konu. Türk siyasetine ilişkin analiz yaparken HDP'siz bu işi olmaz. HDP'yi dışarıda bırakarak Erdoğan'ı deviremezsiniz. Millet İttifakı ne yapmaya çalışıyor? İşte Millet İttifakı İyi Parti ve CHP unsurlarıyla birlikte Erdoğan'la ya başa baş ya altında ya da bazen üstünde çıkıyor. İşte HDP olduğunda bu iş bitecek falan diyorsunuz ya. Bu gazetecilik mesleği için ve bu diğer pek çok alanlarda da böyle. Onlar nasıl HDP'yi dışarıda bırakarak hata ediyorlar? Türkiye muhalefeti açısından söylüyorum. Siz de kendi mahalleniz dışındaki mahalleleri görmeyerek hata yapıyorsunuz. Ve bu hatayı hala yapmaya devam ediyorsunuz. Adliye kapısında bekleyen, hakkındaki hükmü bekleyen bir kanser hastası kadının fotoğrafları günlerdir dolaşımda ilgilenmiyorsunuz. Görmüyor musunuz? Görüyorsunuz elbette. Ama sizin camianızdan olmadığı için çeksin. Anlatabiliyor muyum? Bunu çokça detaylandırabiliriz. Fakat bu mahallecilik, bu kabilecilik, bu yesinler birbirini, bu ne halleri varsa görsün ben mi düşüneceğim meselesi e, maalesef e, asıl bu dönemde kritik edilmeyi hak ediyor. Ha bazıları şu olabilir ya benim yeterince derdim var, ki yeterince belli konuları gündeme getirmeye çalışıyorum. Ya, o konuda da yani o konuyu da işte o konuyu gündeme getirenlere ve o konuyu gündeme getirmiş olanlara bırakıyorum. Yani ona zamanım yok falan diyenlere ayrıca. Bir şey demiyorum. Evet el ele tutuşuyorlar fotoğrafta. Gelelim sadede. Siyaset e, son derece dalgalı. Siyaset son derece tekinsiz sularda e, iktidar gemisini yürütmeye çalışıyor. E, bakmayın siz Erdoğan'la Bahçeli'nin bu fotoğraftaki gibi el ele haline. İktidarda mühim e, çatırdamalar, iktidarda mühim kırılmalar var. E, Süleyman Soylu'nun... E, Saraydaki toplantılara, kimi toplantılara katılması gerektiği toplantılara çağrılmadığı konuşuldu ama saraydaki kabine toplantılarına katılıyor Süleyman Soylu. Ve yine en son e, Süleyman Soylu Diyarbakır'da da e, Tayyip Erdoğan'la beraberdi. Ve e, 9 Temmuz tarihli e, Türkiye Saati'yle 5 36'da attığı Twitter mesajında da Erdoğan'la fotoğraflarını koydu. Evet bu fotoğrafı koydu mesela. Bu fotoğrafı koydu mesela. Ve yine bu fotoğrafı koydu mesela. Fotoğraflarda Süleyman Soylu Erdoğan'la beraber seçtiği bu karede de Süleyman Soylu var. Bakın burada görüyorsunuz hemen Erdoğan'ın arkasında. Dört kare fotoğraf koymuş. Diyarbakır'da annelerle buluşma programından. Dört karede de Soylu Erdoğan'la birlikte. Yani diyor ki siz işte beni eleştiriyorsunuz. İşte Erdoğan'la fotoğraf vermiyor veya Erdoğan Süleyman Soylu'ya fotoğraf vermiyor falan diye. Bak işte beraberiz falan mesaj. Bu Elbette benden istifa falan bekliyorsunuz, avucunuzu yalarsınız mesajı aynı zamanda. Dolayısıyla bu tür değerlendirmelere katılmıyorum. Yani Erdoğan bin kere Süleyman Soylu'yu yerdi, yiyemedi. Ee, Süleyman Soylu'nun istifa etmesi için bin kere bir sürü skandal ortaya çıktı ve Süleyman Soylu büyük bir pişkinlikle e, pozisyonunu korumaya devam ediyor. Yıprandı mı? Evet, siyaseten şahsen çok yıprandı. Erdoğan sonrasına belki Sedat Peker'in iddia ettiği gibi Cumhurbaşkanlığına falan hazırlanıyordu ama çok yıprandı. O muhakkak gittiği anda bütün apoletleri söküldüğü için bir anda yalnızlaşacağı ve bir anda artık başına her şeye gelebilecek bir durumda biri olduğu için o oturduğu koltuğu o oturduğu koltuğu korumak, oturduğu koltukta oturmaya devam etmek zorunda. Tıpkı Erdoğan gibi. Erdoğan da o koltuk gittiğinde, o koltuk altından kaydığında bir hiç olacağını biliyor. Süleyman Soylu'nun dün Türkiye saatiyle 5.30'da dolaylarında Twitter adresinden paylaştığı 4 kare Diyarbakır fotoğrafı, bakın Erdoğan'la beraberiz, yan yana fotoğraf çektiriyoruz, Fotoğraf fotoğrafı önemli, ee, görüldüğü gibi işte burada bu fotoğrafları özellikle Süleyman Soylu servis ederek e, herhangi bir e, şey yok, herhangi bir sıkıntı yok, merak etmeyin falan demeye getirmiş. Evet. Biz gene dönelim Devlet Bahçeli ile Erdoğan ilişkisine. Yön Eylem'in yaptığı araştırmaya göre Recep Tayyip Erdoğan'ın karşısına bir muhalefet adayı çıktığında kazanıyor. Yani bunu sormuşlar. Recep Tayyip Erdoğan'a mı oy veriyorsunuz karşısındaki muhalefet adayına mı? Bu anket diyor ki %36.8 Tayyip Erdoğan'a oy veriyorum. %47 muhalefet hangi adayı yani, muhalefet, yani odun koysanız karşısına ben o oduna oy vereceğim diyor. Amiyane tabirle söylüyorum. Mazur görün bu odunun yani bu odun söyleminin manası bu. Kim çıkarsa çıksın, kimi koyarsa koysun manasına gelen bir şey. O arada e, HDP'den istifa eden belediye başkanı AKP'ye katıldı. Rozetini Erdoğan taktı. Diyarbakır Dicle ilçesi belediye başkanıymış. Felat Aygören. E, Devadan e, Mehmet Emin Ekmen şunu söylemiş. HDP'den seçilip şu ana kadar terörist, vatan haini bölücü ve bilimum suçlamaların muhatabı olan Diyarbakır Dicle Belediye Başkanı saat 15 itibariyle 8 Temmuz AK Parti'ye katılarak bilimum günah ve suçlarından ağırınmıştır. Evet. Durum böyle. AKP'nin hain hain değil, terörist terörist değil, bizden candan işte AKP'li işte o bir vatan sevdalısı, yurtsever falan tanımı bu. Rozeti tak takarsanız bitiyor hepsi. Yani dün terörist olan, dün hain olan rozeti taktığı anda bir anda aklanmış, bir anda ülkenin mümtaz fertlerinden biri oluyor. O arada Bülent Turan, AKP Grup Başkan Vekili, bu dönemde erken seçim demek eski Türkiye'nin koalisyonlu yılların talebi ve saçmalığı bu millet artık seçimle vakit kaybetmek istemiyor demiş ama bu hep söylem son yıllarda hep erken seçim yapıldı bu bir. İkincisi koalisyonlu yılların talebi falan, yani şu anda ülke koalisyonla idare ediliyor. Özellikle Özellikle 2017'den itibaren bu böyle. Çünkü Bahçeli'nin desteğiyle başkanlık sistemi geldi ve daha sonra bir millet ittifakı tesis ettiler. Ve AKP-MHP koalisyonu ortaklığıyla ülke yönetiliyor. Gazeteci Levent Gültekin'in iddiasına göre MHP bütün kadroları dolduruyor. Herhangi bir yerde açık varsa %90-95 MHP kadrolarıyla doluyor. İşte belki %3-5 AKP kadrolarına sıra geliyor. Ve AKP'liler bundan son derece rahatsız ve elbette... Erdoğan da bundan son derece rahatsız. O arada gazeteci Can Ataklı'nın gündeme getirdiği İyi Parti'den üst düzey bir isim saraya gitti. bir saat 45 dakika Erdoğan'la görüştü. Erdoğan kendi şahsi güvencesi falan karşılığında işte İyi Parti'ye iktidar ortaklığı önerdi falan gibi bir iddia var. Ben buna çok fazla ihtimal vermemekle birlikte bir görüşme olmuş olabilir ama bu görüşmenin gündemi gerçekten bu mudur onu bilemiyorum. Ancak Meral Akşener'in Erdoğan'a yönelik ee, Bugünkü iktidara yönelik saraya yönelik onca lafı e, yiyip yutarak e, Erdoğan'la bir işbirliği kurması veya böyle bir işbirliğini düşünmesi e, İyi Parti'yi başladıktan bir iki sene sonra ve belli bir noktaya geldikten sonra ki barajı geçirmiş görünüyor Meral Akşener e, bitirecek aynı MHP gibi e, ve bütün e, ne bileyim siyasi bugüne kadar getirdiği neyse itibarında götürecek bir unsur olur. Onu da herhalde en iyi Meral Akşener biliyordur. Ama dediğim gibi AKP ve MHP İyi Parti'ye 2019 ve 2020 boyunca çok zarf attılar. Eve dön çağrısından diğer şeylere kadar AKP söylemi, Erdoğan söylemini yumuşattı. İyi Parti bunların hiçbirisine icabet etmedi. Şimdi icabet eder mi? Onu bekleyip göreceğiz fakat buna çok fazla ihtimal vermiyorum. İki nedenle bir e, İyi Parti'nin bugüne kadar getirdiği pozisyon itibariyle yanılabiliriz. İki, Erdoğan'ın iktidarı paylaşmak istemeyeceği noktasında. E, er, bu yani Hız Treni diye bir film vardı. E, e, hız Limiti, bilemiyorum Speed filmi. Sandra Block'un oynadığı. A, a, öyle bir noktaya ulaştı ki artık gemi veya işte otobüs neyse o, o, o milin veya o kilometrenin altına düşemez e, durumda. Yektan Türk Yılmaz, elde pozitif şey kalmadığı çaresiz fitne siyasetiyle idare edeceğiz. Mısır Yunanistan'la, Birleşik Arap Emirlikleri İsrail'le, CHP HDP ile HDP İyi Parti ile konuşmasın, sulh ve siyaset yapmasın. Evet, fitne siyaseti demiş. Son derece haklı. Savaş Genç enteresan bir politik analiz yapmış. Tek tweette bitirmiş. Bravo. MHP ile %50'yi bulamıyor. MHP ittifakından dolayı Kürtlerle ittifak kuramıyor. MPL yolları ayırmıyor, yeni müttefik bulamıyor, erimeye mani olamıyor, aynı anda tüm tuşlara basıp netice alamıyor. Erdoğan çaresiz. Parlamenter sisteme dönmek tek kurtuluşu olabilir demiş. Buna da çok fazla ihtimal vermiyorum. Erdoğan yetkiyi alarak götürdü ve aldığı yetkilerden memnun olarak devam etti. Son açıklamalarında da o var. Cumhurbaşkanlığı sisteminin tek karar mekanizmasının veya karar alma mekanizması mekanizmalarının son dönemde harika çalıştığını falan anlatıyor. Tek karar alma mekanizması var zaten saray başka da bir karar alma mekanizması yok. Ne parlamentoya dönebilir ne parlamenter sisteme dönebilir parlament parlamenter sistem diye bir şey yok zaten yani parlamento diye de bir şey yok Türkiye Büyük Millet Meclisi diye de bir şey yok bunu da herkes görüyor. Erdoğan yapacaklarını Kerim Has paylaşmış yapacaklarını önceden söyleyen biri bu konuda çok açık sözlü 2023'e giderken Erdoğan'ın 15 Temmuz benzeri Yeni tuzaklar ve kaos planları yaptığı çok açık diyor. Dışarıdan destek aradığı da. Rusya'dan değil belki ama bu desteği Batı'dan bulabilir demiş. Erdoğan bazen böyle konuşuyor ve sitelerde o lafları alarak yani sen böyle söylüyorsun ama sen zaten bu işin önde gidenisin demeye çalışıyorlar. Son laflarından biri bu. Sizler başkalarının başkalarının evlatlarını daha ölüme gönderenlerin kendi evlatlarını yurt dışında nasıl ihtimamla büyüttüklerini yaşattıklarını da gayet iyi biliyorsunuz. Erdoğan'ın bütün evlatları, dört tane evladı var iki kız iki oğlan hepsi yurt dışında okudu ve erkek çocukları da Askerliğini yapmadı. Ya bedelli yaptı ya işte neyse paralı bilemiyoruz. Evet, Sedat Peker'in bu tweet'ine baktık. E, buradaki dağ vurgusu çok önemli. E, 15 Temmuz sonrasında da silahları dağıtmaya devam ettiniz derken 15 Temmuz'da dağıttınız. 15 Temmuz sonrasında da dağıttınız diyor. Tek dağ e, kelimesiyle ayrı yazılan da onu da doğru yazmış ayrı yazılan tek dağ ile olayı bitirmiş. Erk Acarer bu hikayenin gösterdiği diyor. Sedat Peker'in anlattığı 15 Temmuz hikayesine atıfla darbe gecesinden itibaren rejim değişikliğine giden yolların taşları döşenmiş. Akılsızlara roller dağıtılmış. 696 sayılı KHK ile teminat verilmiş. Yani yaptığınız ettiğinizden dolayı başınıza bir şey gelmeyecek ve hepsi ilerisi için cesaretlendirilmiş. Her şey birbirine bağlı ve uzun soluklu bir planı işaret ediyor diyor. Her şey birbirine bağlı ve uzun soluklu plan Ahmet Şık da demişti ki 15 Temmuz kalkışmasının en çok konuşulan iddialarından biri isim tarih ve yer kayıtlarıyla ete kemiğe büründü demişti benzer bir şekilde Erk Acarer'de uzun soluklu plan demiş 15 Temmuz vurgusuyla Avukat Kemal Uçar 15 Temmuz'da Taksim'de yerde bulunan 58 kovandan 52'si askere ait değil işte kayıp silahlar veya dağıtılan silahlar hikayesi. Peker'in bahsettiği 15 Temmuz'da dağıtılan silahlar nerede kullanıldı mı? Nerede kullanıldı, anladınız mı? diyor. Gazete pencere Sedat Peker plaka verdi, zaman verdi, isim verdi 15 Temmuz sonrası. AKP'de görevli gençlere uzun namlulu silah dağıtıldığını iddia etti. 15 Temmuz gazisi Ahmet Onay, Peker'in verdiği bilgileri doğruladığı yapacak bir şey yok, tespit edilmiş çünkü görüntülerle falan. Evet buluşma oldu ama ne aldıp verildiğini görmedim demiş. Arabadan da çıkmamış. Sağlık durumu el vermiyormuş falan yersen. Halis Tunç güzel bir çözüm öneriyor. 250 vatandaşın katilini mahkemeye çıkarmak hepimizin boynunun borcudur otopsiler yapılacak, kameralar izlenecek, tanıklar dinlenecek, ka telefon kayıtları incelenecek. Balistikler yapılacak, dağıtılan Kalaşnikov'lar bulunacak. Bu iş inanın çok kolay demiş emekli asker, eski asker, Türk Silahlı Kuvvetleri mezunu, şey mensubu, Halis Tunç emekli dedim yanlış söyledim. 15 Temmuz sonrası zannediyorum ihraç edilen askerlerden İlhan Tanır paylaşmış Erdoğan'a İnankıraş tarafından yazılan mektubu kaleme alan isim Yiğit Bulut. Dominolar dominolar. Korkmaz Karaca istifa etmiyor çünkü herkes oradaydı. Evet yani bir yönüyle işin Baykal'a bakan tarafına da kimse girmiyor. Erdoğan'a bakan tarafına da kimse girmiyor. Uzun gölde bin araçlık otopark yapılacak Murat Kurum. Evet bu arkadaş da tamamen aileye çalışan ve rant alanlarını tespit edip oradan rant devşirme memuru bir arkadaş. Uzungöl bitti zaten de. Oraya bir de bin araçlık otopark yaparak hepten tabuta son çiviyi çakacaklar. O arada Cumhurbaşkanı Erdoğan çok yakında Uğur Şahin ve eşi misafir misafirimiz olacaktır lafını söyleyince e, Pfizer-BioNTech'in icat eden çift Uğur Şahin ve Özlem Türeci. Uğur Şahin ve eşi diyerek eşini bir anlamda aşağılamış oldu. Hatta ya o kadın bu laftan sonra artık gelmez herhalde davet edilse bile filan diyor ama Erdoğan'ın orada e, kastettiği İkinci bir asıl, asıl konu belki gözden uzaklaştır, uzak tutuluyor da olabilir. Erdoğan'ların kadına saygısı falan yok zaten yani orada değiliz. Ayrı bir konu, Biontech'te çok daha seri adam atabileceğiz. Biliyorsunuz bu çift Pfizer-Biontech milyarderler, bu çift milyarderler kulübüne girdi ve Pfizer-Biontech aldığı siparişler ve ilerisi itibariyle de gerçekten çok büyük bir ticari başarıya imza attı. Haliyle Erdoğan da bu ticari başarıdan niman almak istiyor olabilir. Gelin buraya üretim tesisi kurun falan filan. Aklının bir köşesinde böyle bir plan da yatıyor olabilir. Kimse bunun üzerinde pek durmadı. Dört görsel arasındaki farkı bulun diyor Twitter'da bir müstahar hesap. Bu çift biliyorsunuz, Tayma kapak oldu, şekildeki gibi. İşte Der Spiegel'e kapak oldu bu Alman dergisi. Hepsinde de uğur Şahin ve Özlem Türeci birlikte görülüyorlar ve Özlem Türeci ön planda. Yani bir kadın olarak da mesela bu fotoğrafta da ön planda göz görünüyor. Burada The Times İngiliz gazetesi. Burada da e, geçtiğimiz aylarda gerçekten kocaman bir fotoğrafla e, manşet olmuştu İngiliz The Times'a. Bu da bir Türk dergisi In Business'mış efendim. Burada sadece Uğur Şahin var. Turkuaz grubunun dergisiymiş. Başında da iki kadın varmış bu arada derginin. Evet. Erdoğan öyle de medyası farklı mı? İşte al birini vur ötekine. Bir diğer bitmeyen konu Afganistan'ın Taliban'ın Afganistan'da hani Türkiye oradaki havalimanı güvenliğine talib e, talip oldu ya. Taliban'ın ölümle tehdit ettiği 16 kişilik aile kaçtıkları İstanbul havalimanı, Havalimanı'nda mahsus, mahsur kalmış. 16 kişilik aile. Taliban'dan kaçan Afgan vatandaşları Türkiye'ye geliyor. Her gün bin kişi giriş yapıyor. Bir önceki yayında söylemiştim. Son 10 senede Türkiye'yi 4 milyon insan terk etmiş. Terk etmek zorunda kalmış ve terk etmiş. O insanların yerine de Suriye'den, Afganistan'dan birileri dolduruyor. Ama bu doldur boşalt. Türkiye'nin hayrına mı, yakın vadede, orta vadede, zararına mı onu hep beraber göreceğiz. Aslı Aydın Taşbaş, Türkiye batı ile ilişkisini göçü durduran ülke olarak yeniden kurguladı. Hazin bir durum demiş. Kesinlikle öyle. Göçü durduran ülke. Bir Müslüman barajı belki de bir diğer tabirle kuruldu Türkiye'ye. Yunanistan'dı bu baraj veya Yunanistan baraj olmaya doğru giderken biliyorsunuz püskürtmeye başladı artık mültecileri. Orada da muhakkak bir Avrupa Birliği desteği var. Yani gümrük, kapılı, gümrük kapılarındaki sıkı kontroller Yunanistan ve sonrasına değil artık Türkiye kapılarına kaydırılmış durumda. Tekrar dönelim iktidar satrancına. Bakın 28 Şubat davası onay, onaylanmış hapis cezaları falan bununla ilgili haberler vardı. Ama bu davada 2016 hemen 15 Temmuz'dan bir ay sonra yapılan bu tür haberlerde kumpas olarak falan nitelendiriliyordu. Şimdi dönüp de işte Kumpas davası sonuçlandı, işte Yargıtay cezaları onayladı falan diyemiyorlar. Sadece Yargıtay 28 Şubat cezalarını onayladı deyip Çevik bir var, Çetin Doğan var, bir sürü paşa var orada. Haberi verip geçiyorlar. Hani Kumpas'tı diye soramıyorsunuz tabii. Kendi arşivleri işte orada duruyor efendim. Evet. Tekrar dönelim. Erdoğan için en kritik viraj dedik. kesinlikle öyle. Eee Erdoğan bir erken seçime gider mi şu anda erken seçimi şartları olgunlaşmış değil ve bütün kamuoyu anketleri e, bunun e, aksini söylüyor yani Erdoğan'ın kritik bir noktada olduğunu söylüyor millet ittifakını veya kendi ittifakını kendi koalisyonunu tahkim etmeden bir erken seçime gitmesi imkan ve olası görünmüyor Eğer bir erken seçime gidecekse muhakkak erken seçim öncesi bir takım planların Hayata geçir hayat bir takım planları hayata geçireceği veya bir takım planların hayata geçirilmesinin hesaplandığı e, göz önüne alınmalı. Bu para basmak suretiyle olabilir, insanları paraya imkana boğmak suretiyle olabilir, bir takım kaos planlarını tetikleyerek olabilir. E, bunlar konuşuluyor şu anda, e, yola çıkmış e, değil. Dolayısıyla bir erken seçim olasılığı şu anda görünmüyor. Fakat Türkiye'de. Hatırlatalım. 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 arasındaki 5,5 ,5 aylık süreçte neler yaşandığını hepimiz gördük. Daha önce öngöremediğimiz biçimde. Önümüzdeki 5-5,5 ayda, 6 ayda da çok şey olabilir. Daha önce öngöremediğimiz biçimde ama konuştuğumuz ihtimaller arasında saydığımız biçimde her şey olabilir. Fakat şu anda bugün itibariyle 10, 10 Temmuz 2021 itibariyle böyle bir imkan ve olasılık yok. 2022'de olabilir. 2023'te normal zamanında olur deniyor ama normal zamanda olacak bir seçimde Erdoğan'ın adaylığı tartışılacağı için Erdoğan normal zamanda yapılacak bir seçime gidecek gibi de görünmüyor. MHP'den büyük bir rahatsızlık var, sıkışmış durumda. Devlet Bahçeli, Süleyman Soylu'ya vesaire sahip çıkarak iktidarda iktidar paylaşımında, bölüşümünde büyük kadroları etine budune talip olarak Erdoğan'ı çok ciddi sıkıntıya sokuyor. Büyük e, rahatsızlıklara yol açıyor. Uzun zamandır da Erdoğan ve Bahçeli bir araya gelmiyorlardı. Bir ara her 15 günde bir, 2 3 haftada bir pandemi kısıtlamalarına rağmen bir araya gelip konuşuyorlar. Birkaç aydır bir araya gelmiyorlar. Hatırdan uzak tutmayalım. Erdoğan'ın e, Bahçeli'nin Süleyman Soylu'ya sahip çıktığı grup konuşmasından sonraki günlerde Erdoğan asla bu konulara temas etmedi. Geçtiğimiz ay bir grup, grup konuşmasında heyecansız olarak birkaç cümleyle Süleyman Soylu'ya sahip çıkmıştı. Orada kaldı. Dolayısıyla Süleyman Soylu belli ki sıkıntıda, belli ki Erdoğan'la arasında bir problem var. Bundan dolayı Bahçeli sahip çıkma gereği duydu. Ancak Erdoğan sahip çıkmadı. Diyarbakır'da ister istemez bir görüntü verdiler. O görüntüyü de Süleyman Soylu aldı kullandı. Yani biraz evvel Twitter mesajındaki fotoğrafları gösterdim. Devlet Bahçeli %5'lere düşmüş partisini iktidar dışında bir alternatifle tutamayacağını bildiği için erken seçim istemeyen cephede. Dolayısıyla Millet İttifakı bileşenlerinden AKP açısından da MHP açısından da erken seçim şu aşamada intihar gibi görülüyor. Ama önümüzdeki aylar neler getirir? Dediğim gibi bu analizi 10 Temmuz 2021 itibariyle yapıyorum. Ağustos, Eylül, Ekim, Kasım, Aralık ummadığımız öngöremediğimiz kimi gelişmelere sahne olabilir. Bir kaos planı anlamında, bir takım siyasi hareketlenmeler anlamında veya bir takım halk hareketlenmeleri anlamında veya Allah korusun 15 Temmuz'da dağıtılan silahların, sonrasında da bolca dağıtılan silahların yüz binler diyor. Kara Osmanoğlu, AKP Gençlik Kolları Başkanı eski, öyle söylüyor. Bir mangayı donatacak kadar askerim var, benim gibi böyle yüz binler var diyor. İşte 15 Temmuz'da ve sonrasında Sedat Peker'in işaret ettiği gibi dağıtılan silahlar patlamaya başlayabilir. Allah korusun. Evet. Kan dökülebilir. Ve bu organizasyon, bu plan, bu kaos planı elbette Erdoğan'ın siyasi davasına hizmet etme amacıyla yola çıkan bir şey olur. Bunu da belki son seçenek olarak iktidar unsurlarının değerlendirdiğini, değerlendireceğini düşünüyorum. Toparlamak gerekirse Süleyman Soylu bir yalnız bakan çok yıprandı ancak o koltuğu bakanlık pozisyonunu koruyor, korumakta ısrar ederek de en azından pozisyonunu sürdürüyor. Erdoğan Süleyman Soylu'ya sahip çıkmıyor, adını bile anmıyor, ister istemez Diyarbakır'da görüntüler veriyor. Süleyman Soylu'ya sahip çıkma görevini gene Devlet Bahçeli üstleniyor. Bahçeli'den başka ne iktidar unsurlarında falan sahip çıkan da yok. Bir not daha Faruk Bildirici tespit etmiş. Devlet Bahçeli'nin Süleyman Soylu'ya sahip çıktığı grup konuşmasındaki o geniş bölüm ne Anadolu Ajansı'nda ne de iktidara yakın gazetelerde yer almamış. Saray Propaganda Bakanı Fahrettin Altun'un talimatı olmadan böyle bir şey olması da imkan ve olası değil. Hemen telefonlar çalışıyor, Bahçeli böyle böyle dedi ama yarın gazetelerde o bölüme yer vermeyeceksiniz deniyor. Anadolu Ajansı'na telefon ediliyor, geçin bülteninizi Bahçeli'nin bütün konuşmalarına yer verin ama o paragrafı çıkaracaksınız deniyor. Bundan daha büyük bir delil yok. Erdoğan açısından Süleyman Soylu'nun da çizik yediği, bittiği e, alameti nedir derseniz en büyük alamet budur son hafta içerisinde. E, ancak işte iktidar arasında el ele tutuşuyorlar ya bir anda da düşmemek için merdivenden iniyorlar orada. Şu anda e, kritik bir e, tünelden veya işte virajdan neyse falan geçiyorlar. E, en kritik viraj. Erdoğan için bu. Bu virajı dönerse iktidar treni, iktidar otobüsü, iktidar neyse artık vagonları neyse devrilmeden sonrası herkes için çok parlak olmayabilir. Ama bu virajı bu virajı alırlarsa böyle alamazlarsa ondan sonra yandık eten ya, kötü mü ne derler helva tam lafı hatırlayamadım. Böyle bir durum var. Her türlü hareketliliğe hazır olmamız icap ediyor. Evet. Böylelikle bir manşeti daha noktalıyoruz. Dün konuşamadığım siyasi gelişmelere, iktidar satrancına bu ekstra yayınla değinme fırsatı oldu. Bir sonraki yayında görüşmek umuduyla. Hoşçakalın.